Şurada bir yerde çapa yapan yaşlı bir kadın var. Soğan, sarımsak çapalıyor. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Güzel bir günden güzel bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz. Şöyle bahçenin genel bir görüntüsünü göstereyim dedim size. Geçen hafta diktiğimiz fideler görünüyor mu? Şu sırada. Şimdi burada domateslerle ilgili ciddi bir problemimiz var. Domateslerimizin neredeyse tamamı şu şekilde gitmiş. Tutmamış. Zaten arkadaşlar açık kök gibi dikmiştik bunları. Bunlar tamamen kurumuşlar. Şimdi yeni domatesler aldık geldik. Bunların kurumasının iki sebebi olabilir arkadaşlar. Şöyle bakın, çok boylandığı için derin dikmiştik. Hatırlarsanız. Derin diktiğimiz için gövdesi sulamadan dolayı çürüme yapmış olabilir. İkinci en büyük nedenlerinden biri de aşırı yağmur. Yağan yağmurlar domateslerin gövdelerinin yere yapışmasına sebep olmuş. Hatta daha fazla bu şekilde yaprakların üstlerine çamur olmasına sebep olmuş. Bu da bitkiyi kurutan bir şey. Biz de ne yaptık bunun için? Gittik yeniden domates fidesi aldık. Yani kendi yetiştirdiğimiz domatesler maalesef cort oldu. Şöyle viyollü fideler aldık arkadaşlar, yeni. 250 adet. Bugün bunların dikimini yapacağız. Onun dışında bugün ne işlerimiz var? Çapa yapılıyor. Fasulyelerimiz çıkmaya başlamış. Yapraklarında hafif sarılık var ama şu an herhangi bir şekilde gübre veya benzeri bir şey atmayacağız. Buranın otları var. Fazlasıyla uzadılar. Biçilmeleri lazım. Şu ağaçların altında otları var. Biçilmeleri lazım. Bir kısmını biçmiştik zaten. Yani bugün otların biçilmesi, temizliği, çapa işimiz ve yeni aldığımız domateslerin dikilmesi var arkadaşlar. Başlıyoruz bakalım. Şöyle şurada da bir çileğimiz var. Onu da göstereyim. Şöyle bir güzellik. Olacak gibi ya. Yani bir tane daha iyi verse ne olur? Güzel olur. En azından tadına bakmış oluruz. Yani kilo kilo alalım da reçel yapalım demiyoruz. Öyle bir derdimiz yok şu an. Bu taraftaki arkadaşlarda da arkadaşlar meyve oluşumu var ama bir türlü büyüyemedi, kızaramadı. Burada bu şekilde. Evet, başlıyoruz. Kahvaltımız bir yandan hazırlanıyor. Bugün kahvaltıda menemen var. Kahvaltıdan sonra işlere tam gaz devam. Şunu çıkardık. Şimdi şuranın otunu halledeyim. Daha kahvaltı hazır değilmiş çünkü. Hemen biçebildiğimiz kadar biçelim. Ne yapıyorsun anne? Bezelye tohumu Oo. Şunu niye almadın? Şurada kocaman var. onu daha doldurmamış içini. İçi mi boş? Evet arkadaşlar, bezelyeler toplanmaya başlanmış. Anne bir göster poşeti bakayım. Daha yeni başlamış. Olsun canım, yenisi eskisi. İyi. Bir İyi bişirimlik başladı. çıkacak mı? Çıkacak çıkacak. Bura bezelye sırası arkadaşlar, bayağı oldu biliyorsunuz dikeli. İlk mahsulü vermeye başlamış, yani doldurmaya başlamış. Şöyle var bakın, içleri boş. Bunlar. Şöyle var mesela, yavaş yavaş dolmaya başlamış. Şurada da var. Mesela bunlar dolu mu şu an? Yok da yani Hafif hafif herhalde dolmaya başlamış. dolmaya başlamışlar. Evet, annem bezelyeleri topluyor. Biz ne yaptık? Şöyle biçmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bahçenin otunu. Arada bir durduk, kahvaltı yaptık. Kahvaltıyı çekmedim. Şöyle kirazları bir göstereyim size.
Bakın soğuktan kurtulan kirazlarımız yavaş yavaş kızarmaya başlamışlar. Abim de geçtiğimiz haftalarda kestiğimiz ve burada otların içinde bıraktığımız odunları kırıyor, biçiyor, topluyor. Çardağın altında bir odunluk gibi bir yerimiz var bizim şurada. Oraya el arabasıyla götürüyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. İş bitmez. Şöyle büyük bir alanı otunu biçtim. Şurası kaldı. Yani ağaçların altında sadece burası kaldı. Yoksa biliyorsunuz karşı taraf, kulübenin yan tarafı tamamen biçilmeyi bekliyor. Evet, işlere devam. Görüntü bu şekil. Arkadaşlar bütün otu yatırdık. Ağaçların altındaki otu genelde biçtiğimizde arkadaşlar zeminde bırakıyoruz. Biraz malç görevi görüyor. Bir sonraki otların büyümesini yavaşlatıyor. Şimdi 2 hafta önce biçtiğimiz yere bakın. Yeni yeni yeşillenmeye başladı. Bugün biçtiğimiz yer hemen sararıyor. Şöyle aradaki farkı görüyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Domatesleri dikmeden önce sıra aralarını bir çapalayalım. Ot bitimi biraz engellensin istediler. Abim sıra aralarının çapasına geçti. Ben de hemen şurada çardağın yanındaki otların biçimine geçiyorum. Çapa boyutunu kısalttığımız için şimdi bu arada bıraktığımız alana çapa makinesi kısa geliyor. Bunu bilerek yapıyoruz. Borunun üstünden atlatmakla falan uğraşmayalım diye. Şimdi bu tarafa yakın geliyor. Çapa makinesiyle burada ters dönüp tekrar aynı sıranın içinde ikinci defa gidiyor. Bu sefer de diğer tarafa yakın gidiyor. Arka taraflarda da boşluk bıraktık zaten. Rahatlıkla çıkıp diğer sıraya girebiliyor. Böylelikle eskiden böyle ana borunun üstüne geliyordu, atlatıyorduk, öbür tarafa geçiriyorduk falan. Şimdi onları yapmıyoruz. Bu şekilde tek kişi tüm bahçenin çapasını yapabiliyor. Şöyle çapalandıktan sonra da ki görüntüyü gösterelim arkadaşlar. Evet, şurada taş var. Şurada da ateş yakıldığı için orayı biçemedim. Şurada da ağacın dibinde malç var. Malç brandası. Biliyorsunuz bu malç brandası şey gibi, çuval gibi tırpanın ağzına sarıyor. Oraya da çok yanaşmadım o yüzden. Ama orayı elle halledeceğim. Şimdilik bu kadar oldu. Benzin bitti. O yüzden devam edemiyorum. Kalan kısım haftaya. Büyük ölçüde ağaçların tamamının altını temizlediğimiz için artık duruyorum arkadaşlar. Şöyle annemler burada yeni aldığımız domateslerin dikimine başladılar. Bakın şu açık sarı bizim domatesimiz, sağ kalanlardan. Şu mesela bizim domatesimiz ama bakın yaprağında bir hastalık var arkadaşlar. Şöyle odaklayalım. Görüyor musunuz? Yaprağında bir hastalık var. Şimdi bunları da yeni olanlar, viyollü aldıklarımız, bunları ölenlerin yerine dikiyoruz arkadaşlar. Büyük ölçüde ölmüş. Artık yapacak bir şey yok. Ben ne yapacağım şimdi? Bunların dikilmesine yardım edebilirsem edeceğim. Bunun dışında invertörümüzün zaman ayarlı saatini bağlamam gerekiyor. Ki önümüzdeki hafta biz yokken bu fidelerin sulanma işlemi yapılabilsin. Daha önceki videolarda otomatik sulamayı nasıl yaptığımızı göstermiştim arkadaşlar. Bugün detaylı olarak anlatmayacağım. Merak edenler eski videolardan bulup otomatik sulamayı güneş enerji sistemiyle nasıl yaptığımıza bakabilirler. Domateslerin dikimini tamamladık. Annemler başlamıştı. Abimle ben devam ettik. Sonlandırdık. 1, 2, 3, 4, 5 sıra vardı. Aldığımız domateslerin fazlası geldi. Şuraya şöyle bir boş sıramız vardı. Bir kısmını da buraya ektik. Böylece domateslerin ekimini tamamladık arkadaşlar. Şimdi can suyunu veriyoruz. Akabinde otomatik sulama için saatin montajını yapacağım. Evet, havyayı fişe taktık arkadaşlar. Isınmasını bekliyorum. Otomatik saatimiz burada. Saatimizin rölesinden çıkan kabloları şurada. Cihazın açma kapama düğmesini, uçlarına bağlantısını yapıyorum.
Daha sonra saat üzerinden zaman ayarlarını yapıyoruz ve cihaz bizim ayarladığımız saatlerde açılıp kapanıyor. Dediğim gibi bunun ayrıntılı videosu daha önce çekmiştim. Detaylı görmek isteyenler videolardan o videoyu bulup izleyebilirler. Evet, ben montajı bitirdim. Yavaş yavaş da toplanıyoruz. Saat şu an 6. Arkadaşlar, üstünden dokunduğu gibi saatimiz otomatik modda. Şimdi anahtar 0 konumundayken ben buradan 10 konumunu alacağım. Bakın, şu an otomatik modda 10. Evet. Şimdi cihazı çalıştırdı ve cihaz çalışmaya başladı. Tekrar otomatik moda aldığımda kapanıyor. Kapanmasının sebebi şu. Şu an bu saate ayarlı bir program yok. Programları da şuradan görebiliyoruz. Mesela bakın, hafta içi her gün 11.10'da başlayacak, 11.30'da bitecek. Daha sonra 16.10'da, 16.10'da başlayacak, 16.30'da bitecek. Cumartesi günde yine aynı 11.10'da başlayıp 10.30'da bitecek. 16.10'da başlayıp 16.30'da bitecek. Bu şekilde 16 adet program girebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an bu saatte herhangi bir ayar olmadığı için cihazı çalıştırmıyor. Yarın sabah saat 11'i 10 geçe cihazı çalıştıracak ve 20 dakika bahçenin tamamını sulayacak. Çok yorucu bir gün oldu ama günü sağ salim tamamlamayı başardık arkadaşlar. Otumuzu biçtik. Şurada ağaçlarımızın altındaki otları da biçtik. Tarlamızı suladık. Ölen domateslerimizin yerine yeni domateslerimizi de ektik. Güzel kahvaltı, öğlen yemeği tarzı yiyeceğimizi yedik, içeceğimizi içtik arkadaşlar ve günü bu şekilde tamamlamış olduk. Ha, bir de motorun otomatik çalışmasını ayarladık. Videoyu bu ana kadar izlediyseniz hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip abone olmayı